Merhaba arkadaşlar. Karpuz kabuğundan turşu yapacağız arkadaşlar. Karpuz kabuğunu önce keselim. Karpuzlarımızı. Karpuzun içini kabuğundan ayıralım. Arkadaşlar bu arada karpuz kabuğundan turşu olur mu demeyin. El lezzetinizi kattıktan sonra her şeyden olur. Evet, şimdi karpuzlarımızın kabuğunu karpuzun içinden ayıralım. Bu arada arkadaşlar önce malzememi sayayım ben. Sonra karpuzlarımızı ayıralım. Şöyle sarımsağımız var, nohutumuz var. Şöyle kaya tuzumuz var, öğütülmüş kaya tuzumuz ve kendi el yapması sirkemiz var. Ve şöyle de şekerimiz var. Kavanozlarımız ve şurada da gördüğünüz gibi suyumuz var. Normal klorsuz musluk suyu arkadaşlar. Biz köyde köy suyu kullanıyoruz. Siz de artık klorsuz su bulmanız lazım. Evet, şimdi karpuzlarımızı ayıralım. Evet, karpuz kabuklarımızı kestik, ayırdık. Şimdi bunları soyacağız. Şu dış kısmının yeşil tarafını soyacağız. Benim kısmetime fazla kalın olmadı kabukları ama yine de idare eder. Siz kalın kabuklulardan yaparsanız daha güzel olur. Evet, bunları soyalım, hazırlayalım. Bu arada arkadaşlar ben kabukları soyarken vakitten tasarruf yapayım. Siz de videomla sıkmamak amacıyla şöyle 1,5 yemek kaşığı tuzumu koyayım. Şöyle de 4 tane kesme şekerimi atayım. İçinde eriye dursun arkadaşlar. Çünkü kabukları soyana kadar vakitten tasarruf yapalım. Evet arkadaşlar, şu iki kavanoza yapacağımız için birazcık tuz miktarını arttırırız. Siz kendiniz tuz ayarını siz kendiniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle fazla değil. Hemen hemen yarım kaşığa yaklaşık. Biraz daha attım. Bu küçük birer kilo kavanozlarım olacak. Dediğim gibi siz kendiniz tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar şunu da hatırlatmada bulunayım. Bu karpuzun beyaz kısmı çok şifalı. Yani domateste bulunan vitaminlerin hepsi bunda arkadaşlar. İçinden daha şifalı ve daha faydalı. Ve turşuyla da birleşince probiyotik olacak. Gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Evet, kabuklarımızı soyduk. Bu arada arkadaşlar videoyu duraklattım. Kendi kendime güldüm. Probiyotik diyecektim. Dilim sürçtü, kusura bakmayın. Şimdi bu karpuz kabuklarımızı doğrayacağız. Reçelde yaptığımız, daha önceki videomda seyrettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Seyredenleriniz varsa eğer. Reçelde yaptığım doğramadan biraz daha enli oluyor. Büyük oluyor. Siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz şeklini. Evet, ben bunları doğrayayım. Hepsini hazırlayayım arkadaşlar. Evet, karpuz kabuklarımızı doğradık. Şimdi kavanozlarımızın tabanına biraz nohut koyacağız. Kadar yeterli. Şimdi karpuz kabuklarımızı dolduracağız içine. Bu nohut da mayalanmasını ve daha güzel ekşimesini sağlıyor turşularımızın. Her turşuya koyabilirsiniz nohutu. Şimdi sarımsaklarımızı orta kısmına koyalım. Evet, şimdi düzenli karpuz kabuklarımızı yerleştirelim.
Evet arkadaşlar, kabukları doldurdum ve şöyle bahçemizde dereotu vardı ve tohum olmaya başlamış, çiçek açmış ama önemli değil. Sadece kokusunu, aromasını versin diye. Buna siz istediğiniz yeşilliği üzerine koyabilirsiniz. Kereviz sapları da olur. Ve şöyle nane de olur. Ben hepsinden azar azar koyacağım. Ve şöyle maydanoz. Üzerine çıkmasın diye hem üzerini koruyacak hem de güzel bir kokusunu, aromasını verecek. Şimdi sirkelerimizi, bu kendi el yapması sirkemiz. Siz kendi istediğiniz sirkeden koyabilirsiniz. Hemen yiyecekseniz tuz oranı biraz az olabilir, erimez ama biraz kışlık olsun istiyorsanız biraz tuzunu fazla koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, turşumuz bu kadar. Evet, ağzını da kapattık. Evet arkadaşlar, tam mevsimi. Karpuz kabuğu turşumuzu yapmayı ihmal etmeyelim. Tam mevsim arkadaşlar, karpuz mevsiminde. Siz de mahrum olmayın bu turşudan. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Şimdiye kadar destekte bulunan arkadaşlarıma. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.